TK Tek neydi o? Parmak Saadettin Teksoy vardı. Siz hatırlar mısınız bilmiyorum. Ben Saadettin Teksoy. Parmaktan sonra. Aa, Mehmet Ali Erbil yapıyordu onu çarpıklıkla. Bugün farklı bir ışıkla çekime başlıyorum. Söyleyin bana nasıl? Ve ben konuya geçiyorum. Bugün size açıkçası 3 farklı astrologdan bahsetmek istiyorum. Yani astrolojiyle umduğumdan açıkçası çok daha fazla ilgilenenleriniz var. Bu da beni tabii ki mutlu ediyor. Çünkü ben deli gibi yani astrolojiye ilgiliyim. Ve son zamanlarda hani özellikle sizlerle paylaştıktan sonra daha da böyle hani biraz astrolojiye ara vermiştim diyeyim. Yani o öğrendiğim bilgiler hani bir kenarda duruyordu. Ve bu denli de paylaşmadığım için benim için de böyle bir şey oldu. Hani yeniden bir başlangıç gibi size söyleyeyim. Bu sebeple de hem kendim merak ettiğim için hem de hani sizinle de paylaşabileyim diye de iki farklı astroloğa daha gittim. Bir tanesi daha önce gittiğim, isim vererek size bahsedeceğim. Ama konu bundan ibaret ve bu üç kişinin de hani benim için nasıldı, size önerir miyim, neleri iyi buldum ya da neleri zayıf buldum. Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum çünkü aranızda doğum haritası baktırmak isteyen çok arkadaşım var diyeyim. Şimdi size birinci olarak bahsedeceğim kişi Hakan Kırkoğlu. Zaten bilenleriniz bu adamı çok çok iyi bilir. Ben 2 yıl kadar önce kendisine gidip doğum haritası baktırmıştım. Normalde yine bildiğim kadarıyla 1-1,5 saat falan bakıyor. Bazen 2 saati de buluyormuş. Ama benimki 3 saati aşkın sürmüştü. Onun da burcu kova, onu biliyorum. Belki o yüzden hani ne bileyim astrolojik olarak yakın mı hissetti ya da kova burcunu hani belki bir tık daha iyi biliyor muydu? Bilmiyorum ama ben şeyi hatırlıyorum. Bir de hani 12'deydi galiba randevumuz hatta. Bir şey yemeden gitmiştim. Allah'ım çok acım bitsin falan demiştim. 3 saat, 3,5 saat galiba sürmüştü. Yani doğru hatırlıyorsam tam olarak 3.32'ydi çünkü kayıt yapmıştım. Ve iyi miydi? Yani Hakan Kırkoğlu'nun zaten bilgisine inanılmaz saygım var. Ücret olarak en makulüydü ama dediğim gibi yani bir 2 senesi olduğu için şu an daha da arttırmış olabilir. Ama yine de yani verdiğinize o fiyata değiyor aldığınız bilgiler. Sadece ve sadece Hakan Kırkoğlu açıkçası bana biraz pesimist geldi. Bu da ne açıdan? Yani olaylara gerçekçi yaklaşmak evet hani bir yere kadar. Ama hani senin başına işte kötü şeyler gelme olasılığı yüksek gibi hani yorum diyeceğim buna. Bunlarda bulunması tabii ki de astrolojik olarak haritanıza bakarak daha fazla oldu ya da ben öyle algıladım. O yüzden de hani bu anlamda çok harika bulamadım. Aranızda da hani böyle en gerçekçisi olsun, detaylı detaylı bana anlatsın diyenleriniz varsa, yani aşırı detaycı ve pesimist olması da beni çok da bağlamaz canım diyorsanız Hakan Kırkoğlu'na gitmenizi öneririm. Yeri bu arada Moda'da, inanılmaz güzel bir ofisi var. Yani çok rahat bulunabilecek bir yerde. Dediğim gibi verdiğiniz fiyata değiyor aldığınız bilgiler, kayıt olarak zaten alıyorsunuz. Ama böyle yine o 3 isimden en az böyle ben bir açayım ya ne demişti diye dinleyeceğim kayıt ve isim de Hakan Kırkoğlu. Kendisini çok seviyorum. Beni yanlış anlamasını da istemem eğer ki bu videoya denk gelirse. Gerçekten çok saygım var ama bana deli gibi hitap etmediğini düşünüyorum. Doğum haritama ikinci olarak bakan isim Zeynep Turan. O da zaten Instagram'da takip edenleriniz varsa birçok insan takip ediyor. Biliyorum kadının 700 bini aşkın galiba takipçisi var. Tweet Burç diye geçiyor. Ve ben Zeynep Turan'a zaten gitmeyi çok istiyordum. Enis Arıkan'ın programında gördükten sonra ben bu kadına gitmek istiyordum gidemedim ya deyip hani hatırlayıp yıllar önce yani 1-2 yıl oluyor bir gitmek istemiştim. Randevu aldım. Bu arada randevu aldığınızda hani hemen o ana vermiyorlar ya da bana öyle olmadı yani. 1,5-2 ay sonraya verdiler. Fiyat konusunda da burada hani fiyat belirtmek istemiyorum ama özellikle ilgilenenleriniz varsa zaten direkt Zeynep Turan'ı arayabilirsiniz. O Instagram'da hani asistanı yanıt veriyor. Ona sorarak fiyat bilgisini de alabilirsiniz. Bana göre hani pahalı. Evet öyle hani rahat rahat herkes gidebilir diyemem. Ben Zeynep Turan'dan açıkçası çok bir şey de beklemiyordum. Yani bir gideyim, göreyim.
hani hem kendi haritamı çok daha iyi tanıyayım, hem de yani burada sizlerle paylaşıyorum, kendime daha ne katabilirim? Ben öğrenmeyi falan çok seviyorum, hani biliyorsunuzdur artık. Böyle hani meraklı da bir insanım. Ne olabilir, daha ne öğrenebilirim? Belki bana farklı açılardan bazı konuları astrolojide bakmamı sağlar. Arkadaşlar gerçekten ama gerçekten ama gerçekten deyip yani inanılmaz memnun kaldım. Bu kadar memnun kalabileceğimi hiç düşünmüyordum. Kendisi de yine bildiğim kadarıyla 1-1,5 saat kadar bakıyor ama benimki 2 saat 12 dakika sürdü. Ve yani şeyden bahsedebilirim, bu üç kişinin de böyle bir, nasıl diyeyim size, soğukluğu oluyor. Yani böyle bir ciddi bir tavrı ya da bir duvarı oluyor. Ama hani Zeynep Turan bu üç isim içinde en az buna sahip olandı. Hani sen bir beni dinle bakayım, ondan sonra sorularını sorarsın tarzı ve bu bana iyi geldi. Bir de kadın olması da yine iyi geldi. Çünkü bilmiyorum, bu benim algılayışım yani sonuç olarak. Daha duygulu geldi. Onunla daha çok bağ kurabildim. Sadece enerji anlamında bahsediyorum. Hani daha çok uyduk. Onu hissettiğim için ve harita yorumlamasına bayıldım. Yani çok böyle tak tak tak. Zaten kendisi de Başak Burcu'ymuş. Yani böyle nasıl diyeyim ki size. Tam hani siz ilk başta zaten oturuyorsunuz. Hani soru sormuyorsunuz. Ama size birçok şeyi anlatıyor ve zaten soru sorduğunuzda da gayet beni çok tatmin etti. Hani bu şekilde sizi tatmin eden cevaplar alıyorsunuz. Ama tabii ki de bu bir tercih ve astrolojiye zaten dediğim gibi hani herkes farklı yaklaşıyor. Zeynep Turan hani sadece işte Batı astrolojisi, ne bileyim ben işte horari falan böyle bir açıdan bakıyor diyemem. Hepsini birleştiriyor. Ondan hani size en uygun olanı neyse, neyi bilmeniz gerekiyorsa ve o neyi nasıl hissediyorsa artık onu söylüyor. Üç isim arasında beni en çok etkileyen net olarak Zeynep Turan'dı ve iyi ki gittim dediğim, gerçekten hani aralarından birincim Zeynep Turan'dı. Yalan yok, çünkü baya baya etkilendim. Ve şöyle bir bilgiyi de sizinle nacizane paylaşmak istiyorum. Hep aklımda kalan, kayıt aldım. Ama daha kaydı mesela tekrar dinleyemedim. Birkaç şeyini ara ara dinliyorum ama böyle baştan sona bir daha dinlemek istiyorum açıkçası. Mesela şey demişti, ben 88'liyim. Hani 88'den 94'e kadar mı dedi? Doğru mu hatırlıyorum? Yok. 84 ile 90 arasıyla özellikle dedi çok çok iyi anlaşabilirsin. Çünkü burada döngüler var dedi. Ve 84-90 arası diyeyim hani benim için, 88'ler için ya da 84'ten 90'a kadar doğanlar için biz aynı dili konuşuyormuşuz. 90 sonrası da hani o 7 yıllık dönemde onlar da aynı dili konuşuyorlar dedi. Tabii bunun nedenini, niçinini anlatıyor. Bunu da bilmiş olun. Bu arada bana sorularınız varsa bu anlattıklarımla ilgili sorabilirsiniz. Yalnız sizden çok rica ediyorum, fiyat bilgisi sormayın arkadaşlar. Çünkü yani deli gibi merak edip hani ben kesin gideceğim diyorsanız tabii ki Instagram'dan özellikle DM yoluyla iletişime geçebilirsiniz. Ama benimle iletişime geçmektense numaralarım mevcut zaten, asistanlarıyla iletişim kurabilirsiniz. Eğer ki bir şekilde oldu da hani gitmek istiyorsanız ulaşamadınız, tabii ki de ben size seve seve bilgi veririm. Son bahsedeceğim isim Gal Sasun. Umuyorum ki doğru telaffuz ediyorumdur. Gal Sasun'u ben birçok insandan duydum ve bildiğim kadarıyla karmik astroloji bakıyor. Bu sebeple de uzun zamandır peşindeydim. Yani şöyle bir buçuk yıldır rahat oldu yani. Belki daha fazla bile olmuş olabilir. Hani bir seans almak istiyordum. Kendisi İsrailli ve Los Angeles'ta yaşıyor. İstanbul'a da ara ara geldiğini biliyordum. Fiyatla ilgili yine hani fiyat bilgisi vermiyorum ama en pahalısı Gal Sasun net. Şimdi gittim arkadaşlar. Bir otelde işte bakıyor böyle bir odada. Yani şöyle hani en azından Hakan Kırkoğlu olsun, Zeynep Turan olsun bir merhaba, nasılsınız, hani el sıkışmak falan var. Lakin Gal Sasun, odaya girdim işte, sonrasında o geldi, yüzüme bile bakmadan oturup böyle haritamı söylemeye başladı. Bu arada İngilizce konuşuyor ama isteyenler olursa ya, çevirmen de geliyor ve size çeviriyor, bilginiz olsun hani gitmek isteyenleriniz için. Ve sonuç olarak hani ben böyle İyi hissetmedim kendimi. Yani hani böyle bir hoş geldin denilen bir şey vardır ya, hani kendinizi bir iyi hissedersiniz. Hani bu görgü kuralıdır bence.
Orada bir bayağı hani ne oluyoruz dedim. Hatta devam etti. Böyle bir 3-4. Dakikada yani hani kusura bakmayın ama dedim ben iyi hissetmiyorum. Yani bırakıp gitmeyi düşündüm. Ve dedim hani merhaba bile demedin, sen adımı bile sormadınız dedim. O da hani bu senin yargıların, hani böyle ben kimseye adını sormam, işte bir soru sormam, üstüne bakmam, enerji beni çok etkiliyor falan dedi. Okey dedim, hani beni dinle, zaten sonunda sorularını sorarsın falan, hani böyle nötr söyledi bunları, ne böyle çok kibar ne de kaba söyledi açıkçası. Dinledim. Söylediği şeyler hani mantıklı, ileride olacakları bilmiyorum ama güzel yorumluyor. Karmik astrolojiyi bilenleriniz varsa, ben deli gibi bilmiyorum ama hani bilgi sahibiyim. Yani karmik astroloji arkadaşlar, kısaca geçmiş yaşamlarınızı da ele alarak astrolojiyi ele alır diyeyim çok özetle ve bu açıdan yaklaşır. Söylediği bazı şeyler, tabii ki de her şeyin doğru olup olmadığını bilmiyorum geçmişle alakalı ama bu hayatımda birçok şey yerli yerine oturdu. Onlardan yana bir sıkıntı yok. Ama bu hospitality, yani bilmiyorum, misafirperverlik anlamında, yani en azından gerçekten hoş geldinizi hiç hissetmedim. Yani böyle bir an önce bitireyim de git modunu hissettim. Bu da bana şunu hissettirdi açıkçası. Hep böyle hissetmek hissetmek diyorum. Çünkü bence bir astrologla bilgi alışverişinden önce bir şekilde hani iki insan nasıl iletişim kuruyorsa, hani gözlerle, merhaba denilerek, hani böyle bir yere girdiğimizde kafeye bile böyle bakıyoruz herkese, hani gayri ihtiyar, ya da oturduğumuzda hani barista ile en azından bir göz göze geliyoruz. Bu bir iletişim, etkileşim. Bu yok yani ve bu bence hani çok tuhaf geldi bana. Ticarete döktüğünü düşünüyorum. Bu konuda da açık olmam gerekiyor. Kendisini bu anlamda hani yargılamak da istemiyorum ama benim hissiyatım bu oldu. Evet, sağ olsun hani söylediği bilgiler etkileyici. Lakin o etkileşimi hissetmedikten sonra bana vız geliyor, tırıs gidiyor. Bunu da sizden saklayamam. Dolayısıyla birinci önereceğim isim, yine dediğim gibi ilgilenenleriniz için, Zeynep Turan. İkincisi Hakan Kırkoğlu, üçüncüsü de Gal Sasun. Bu arada ben Hande Casanova'yı bilenleriniz, duyanlarınız vardır. Ona da çok gitmek istiyorum. Dediğim gibi tamamen merakımdan ve hem kendime hem size saygımdan. Çünkü çok öğrenmek istiyorum. Ben bir şey böyle kafaya taktım mı ve astrolojiye dediğim gibi bayılıyorum. Böyle detaylı deli gibi öğrenmek isterim. Ve hani hem burçlar, evler, işte gezegenler, hani bütün o konular, işte transitler falan filan olsun. Onların yanında bence bir astroloğun ilk önce kendi haritasını çok iyi bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu açıdan da Hande Casanova beni duyuyorsa, çünkü online randevu alıyor bildiğim kadarıyla ve yüz yüze görüşme yoğunluğundan dolayı kabul etmiyor. Sizin de hani bildiğiniz iyi astrologlar varsa bence kesinlikle hani bu kişiye gitmelisin ya da ben gittim inanılmaz memnun kaldım dediğiniz birileri varsa benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bu arada siz daha önce astroloğa gittiniz mi ya da gitmeyi düşünür müsünüz? Doğum haritasına baktırdınız mı birine? Bu arada buna yıldız haritası da deniliyor. Ben şahsen doğru bulmuyorum. Çünkü yıldız haritası bana biraz fal gibi geliyor ya da onu andırıyor. Ama astroloji bir fal değil arkadaşlar. Gezegenlerin konumuna, yani bakarak aslında size bilgi veriliyor. Dolayısıyla da onu ayırmakta fayda var. İkisi başka şeyler. Bu videoyu beğendiyseniz, abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi esirgemezseniz gerçekten ama gerçekten çok çok mutlu olurum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla ve içinizdeki çocuğa sadık kalın diyorum. Haftaya görüşmek üzere. Gün ışığı olmadan herhalde ikinci çekişim. Oynamamıştım. Aynen öylece. Şimdi oynadım. Evet. Bu arada karpuza bakar mısınız? Çok tatlı. Ay yine öyle sallıyorum elimi ya. Şöyle sallayacağım. Haftaya görüşmek üzere. Bu da çok şey oluyor. Nasıl sallanır he? Bye bye falan mı? Haftaya görüşmek üzere.